Merhabalar, ben Köftesi Köfte ve Space Engineers'ın yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ve bu bölümde birkaç bir şey detay var. İlk olarak bu bölüm biraz benim açımdan çekimi uzun sürecek bir bölüm. Çünkü mining gemimi yapıyorum. Bir kısmı tamam. Evet, şu arkadaşları görüyorsunuz ve istediğim malzemeleri de görüyorsunuz. Bayağı fazla malzeme istiyor bu iki arkadaş. İki tane kullanıyorum. Başta dörtten düşünüyordum, sonra fazla aşırıya kaçmış olabilir diye düşündüm. Ondan sonra biraz deneyeceğim. Belki tek dörde çıkartabilirim şöyle çaprazlamasına. Ama sanmıyorum. Evet, gene gördüğünüz gibi istasyona bağlı bir biçimde hazırlıyorum. Evet. Kendi kapasitelerini birazdan göstereceğim, ancak beraberinde şu azimutun şu arkadaşlarımı da kullanıyorum. Ayrıca şunlarla ilginç bir conveyor sistemi planım var. Bildiğiniz gibi şunlar biraz içeri doğru kaçıyor. Bunlarla fantastik bir planım var. Evet, onu kullanmayı planlıyorum. Şunlar slanted conveyor. Gene bir mod tarafından ekleniyorlar. Şöyle çaprazlamasına bir görüntü oluşuyor. Şunlar da platform, conveyor tube'ler. Biliyorsunuz zaten bunları. Bir tane reaktör bu makineye yeterli diye düşünüyorum. Ya da en azından umuyorum. Nasıl düşünce şunları şuradan da bağlayabilirim? Yok, bu kadar güzel olmaz. Ve bu kadar alanım olmaz. Evet, ayrıca şurası için aklım şöyle birkaç dizayn denedim. Ancak sonrasında da şöyle bir modla karşılaştım. Bu aslında bir merge block, ancak ortası aynı zamanda bir kapı. Yani şuradan geçecek bir şey. Şurası şöyle geçecek. Merge'lenecekler ve beraberinde non-mergeable conveyor. Bunu kullanacağım. Access Hatch'e benziyor görüntü olarak. Basitçe özelliğini anlatayım size bunun. Bu arkadaş iki taraf merge olduğunda bunlar merge olmuyor, fakat bir uçta bu, diğer uçta da diğer ikizi şu şekilde olduğu takdirde bunlar merge olmamasına rağmen conveyor bağlantısı aralarında oluşuyor. Büyük gemilerde falan bunu kullanacağım bu sayede. Evet. İskelet bu şekilde. Şimdi şunların depolama alanını gösterelim size. 12 milyar 656 milyon. Yok pardon. 12 milyon o 656 bin 249.60 litre. Evet, en sonunda okuyabildim. Ve bunlar 4 milyonda. İki katı. Şimdi gelelim. Drill. 13 milyon. Bundan büyük. Yani kısacası bütün base'imin dolduracak kadar madeni bu arkadaşla toplayabilirim teorik olarak. Evet. Peki neden bunları koydun diye soracak olursanız, basitçe uzun olsun diye araç. Tek sebep bu. Evet. Aracın girişi nereden olacak diye soracak olursanız, aracın girişi bu taraftan olacak, bir kapıyla. Bir kapı ve içeri doğru bir platform ile şuradan gireceğim. Şurada bilgisayarlardır, şudur budur olacak belki. Ya da shield'la. Yok, shield. Evet, shield'lar olacak. Gyro'lar şuralarda bir yerde olur vesaire vesaire. O şekilde yerleştireceğim. Evet, şu an önemli düşüncelerimden bir tanesi thruster'lar. Onları düşünüyorum. Evet, o zaman thruster'ları yerleştirelim ve
Evet. Bir iki thruster yerleştirelim. Aklımda bir iki düşünce var. Ha tabii dur. Yeterli G. Large thruster. Önce vanillalarını koyacağım. Sen nereye dönüksün? Bak bunu düşünmemiştim. İki blok. Sıkıntı olmaz aslında düşünecek olursak. Evet. O kadar büyük bir sıkıntı. Nasıl durum buralara küçük thruster'larla da halledebilirim diye düşünüyorum. Ya da yanılıyor olabilirim. Evet, bu tarz şeyleri yapıyorum. Bölüm arası hani çok dışarı saçma çıkmasını istemiyorum. Azimut'un thrusterlarından aşırı güçlü bir tane bakalım. Bu değil tabii ki de. Bunun boyutuna bakacak olursak. Nasıldır? Arka iticiler olarak kullanılabilirler mi? Kullanılabilirler de biraz fazla OP olabilirler. Evet, bunlar büyük gemiler için. Şimdi sen... Large Iron Thruster... 986 kullanıyor. 80. Evet, aralarındaki güç farkını görüyorsunuz. Evet. Bu şekilde bir düşünce zımbırtısı. Muhtemelen T-tier'lı, higher tier'lı normal thruster'lar kullanacağım gibi. Evet, o zaman ben şunları yerleştirmeye bakıyorum. Adım adım bu şekilde videoya geçeceğim. Evet ve şimdilik böyle bir ilerleme kat ettik. Biraz özet geçeyim. Şu arkadaşlar, Tier 3'ler, T3'ler. Şunda ve şunda kullandığımız T2'lerdi. Yani çok daha güçlü versiyonları. Reaktör zaten burada biliyorsunuz. Devam edecek olursak şuraya shield koymayı düşünüyorum. Ya bu olacak şu şekilde. Böyle gelecek. Ki hani bir tane koyabiliyorum böyle bir durumda ve üst sadece bir tarafına upgrade'leri koyabiliyorum. Upgrade olarak sadece flux flux coil koyacağım. Flux coil'in avantajı nedir diye soracak olursanız, flux coil'ler bunların recharge süresini, yani tekrar şarj olma süresini artırıyor. Bunlar enerji kullanarak geminin hasar almasını engelliyorlar. Bu aracın base defansı ya da benim kötü bir manevra yaptığım takdirde hasar görmesini engelleyecek mekanizması bu olacak. Çok güçlü bir tane gerek yok. Sadece acil durumlarda geminin hasarını emmesi yeterli. Evet, bunu bu şekilde buraya koyacağım. Üstüne flux koyayım. Bu arada her flux coil enerji kullanımını %100 arttırıyor. O yüzden sadece iki tane koyabilirim. Çünkü enerji bizim için biraz sıkıntı.
Yani şarj süresinin %500. Aslında bu şekilde de iyi şimdilik. Dokunmayalım buna. Buraya ikinci bir reaktör koyabilirim. Evet. İkinci bir reaktör olabilir sanki. Bakalım. Evet, ikinci bir reaktör mantıklı geldi bana. Çünkü muhtemelen tek reaktörün gücü yetmeyecek. Buna daha büyük reaktörler de koyabilirdim. Ancak large reactor. Bir bakalım hangi yönü şu an. Buraya baktığımızda bakalım. Yukarıdan ve arkadan, tamam. Evet, o zaman bunun konveyörleri şuradan dolaşacak. Ya da üstten dolaşacak. Ya da buradan dolaşacak. Nasıl buradan olabilir düşününce. Arkadan dolaşmasındaki dezavantaj şu, buraya thruster'lar gelecek. Yani çok fazla doldurmuş olmayalım diye. Evet, o zaman sen gel bakalım. Evet, ve conveyor. Aslında buraya T-head'e hedefini koyabilirim. Evet. T hedef ödü. Daha sonra corner. Aa, yok, T lazım buraya. T. Bir tane senle. Bir tane sen. Sen şöyle. Gel. T, sen şöyle gel. Evet, ve sevgili normal sen de şöyle gel. Tamamdır. Reaktörlerimiz ve shield'ımız bu şekilde bağlandı. Shield hedef ödülleri muhtemelen bunun içinde yok. O yüzden... Gel bakalım. Evet. Shield header ödülleri bunun içinde yok. 80 shield component. Şimdi gel bakalım. Oops. K. Production. Shield component. Tamamdır. 100 tane yaptım. Tamamdır. Gerekli materyalleri hesapladı. 18, 36, 50. Production. Slave 1. Slave 2. Ha, doğru. İkisini bölüyordu. Tamamdır. O zaman... Senin kalanını elle ben monte edeceğim. Ama tabii ki de şimdilik sen kapalı olacaksın. Çünkü 85 megawatt kurt tüketiyor. Evet. geminin iç yapısı az buçuk belli olmaya başladı. Şuraya şunları. Dur, bunları değil. Neredesiniz siz? Ha, bunlar. Evet.
Buraya bunları yerleştirelim. Nasıl şurası? Evet. Ve tabii ki de bölüm ortası mesajlarım da ayrı bir efsane. Evet. Şuraya da platformlar ve platformlar, LCD'ler ve koltuk yerleşecek. İç tasarım bu şekilde oturacak. Hala öne doğru olan thrusterları nasıl koyacağım hakkında pek bir fikrim yok. Onları düşünüyorum bir yandan. Aklımda bir iki yaratıcı fikir var. Ha, unutmadan bir de şu conveyor'lar nasıl olacak diye soracak olursanız 1, 2, 2, 3, 4 tamamdır. 1. Ah, tabii ki de yeterli malzeme yok. Ya gerekli malzemeler yok. Şöyle. Sen gel bakalım. 1. Al. Kontrol panel. T. Conveyor hinge. Offset. Bunu bir şekilde halledeceğiz. Olmadı, şuraya bir şeyler koyabilirim. Evet, bunun hakkında biraz düşüneceğim. O zaman hadi bakalım inşaata devam. Evet, ve şimdilik geçici birkaç bir şey koydum. İlk olarak şunları birbirinden ayırdım. Şu arkadaşlar tamamen geçici, bu arkadaşlar muhtemelen değil. Tabii şu an tiersiz halleri. Evet, içeri geçelim şu reaktörü biliyorsunuz. Şunlar dekoratif zımbırtılar, ancak şunlar aynı zamanda buton paneli olduğu için bunlara birkaç fonksiyon ekleyeceğim. LCD'lerimiz burada ayarlanacaklar. Programmable bloklarımız 2 adet. Ve cockpitimiz. Evet, şimdi evet, bu thrusterların hızı kesinlikle yeterli değil. Gyroskop sayım da kesinlikle yeterli değil. Evet. Tekrar. Ama üst ve alt thrusterlar sanki yeterli gibi. Onlar da biraz arttırılabilir. Evet. Bu testin amacı tam olarak bu. 5'e 5 yapılabilir şu yan thrusterlar. Yani evet. Arka thrusterlar olarak tiered versiyonları bunların kullanılabilir. Ya da evet, tiered T1 2 adet kullanabilirim. Evet, mantıklı olabilir. Onları bir test edelim. Ama kesinlikle makineye daha fazla gyroskop koymamız lazım ve bu gyroskopları nereye koyacağımı biliyorum. Şuraya. Bayağı bir gyroskop lazım. Reaktörlerimiz yetiyor mu? Bakalım. Evet, yetiyor. Bir saniye. Shield çalışmıyor. Ancak şu an bir bakalım. Large Shield Generator. Tamamdır. Yetiyor. Gibi. Evet. Şimdi sen kapan. Yapmamız gerekenleri az buçuk biliyoruz artık. Daha fazla gyro eklenecek. 4 gyro bu makineye kesinlikle yetmiyor. Hatta gyroskop. Sekiz gyro.
Hatta daha fazla koyabilirim. Çünkü yük altındayken daha da ağırlaşacak. Şimdi size bakalım şunu rövbe altındayıp. Bu arada bir kaza olmasın diye bunu biraz uzağa çektim. Evet. Bakalım. Tamamdır. Şimdi deneyelim bakalım. Ups. Tamamdır. Gene biraz clunky. Ancak istediğim en azından çok fazla dert açmadan hareket ediyor başımıza. En kötü şuralara da bir yerlere koyarız. Daha fazla jeroskop. Evet. Sorun şu an thruster'larda. Şu arkadaş iki tanesini şöyle kaydıracağım. Bir, iki. Tamamdır. Beş tane olacaklar bu şekilde. Ve şunların daha yüksek tier'larına geçeceğiz. Evet. Basitçe şu an plan bu şekilde. Şunlarla hala uğraşmadım. Belki Blast Door falan yapabilirim ya da bunu biraz dışarı çıkartabilirim. Evet. İlgilenelim şunlarla hemen. Evet ve neredeyse bitti gibiyiz. Evet, şimdi yaptıklarımıza bir bakalım hızlıca. Şurada 4 tane ve şuralarda 2'şer tane tier 3. Yani toplamda öne doğru bakan 8 tane tier 3 thruster'ımız var. Bunlar fren için. Arkada 2 adet tier 1. Yani normal large thruster'ın 2 katı gücünde olan 2 tane ve 8 tane de small tier bir thruster var. Işıklarımız falan. Bir adet azimut antenne var. Evet. Bunları bu şekilde yaptım. Şunları sonradan koyunca bir sıkıntı olmuyor. Şunlarla da uğraşmak istemedim. Şunları geri koyup çıkartmak. Şöyle dışarıdan bir parça yaptım. Onun ayarlamaları yapılacak bölüm arası. Yani comment kodu. Aslında bölüm arası değil de birazdan yapacağım comment konusunu. Ayarlarını şuraya kapı ekleyeceğim. İçleri airtight yapmıyorum çünkü kendim bir robotum. Ancak geri kalan her şeyle aslında makine hazır şu an. Oops. Evet. Biraz battal boy bir mining gemisi oldu. First person'da kullanmak biraz sıkıntı olur bunu. Evet, hızımız böyle über düper hızlı değil ancak arkadaşın amacı über düper hızlı olmak da değil. Bu arkadaşın ama evet. Tabii ki de yapmayı unuttuğumuz önemli bir şey. Hinge. Ve safety dock speed limit. Tamamdır. Şimdi sevgili Finch, hangisisin sen? Tamam. Bunları isimlendireceğim. Evet. Aslında dur. Finch. İkiniz de gelin. Safety lock speed limitiniz 0.1. 0.1 metre bölü saniye geldikleri anda normal velocity'niz 0.7. Tamamdır. Şöyle bir tork uygulasın.
Bakalım. Evet. Tamamdır. Bunları ayrıca elle bir safety lock'unu ayarlayacağım. Evet. Mining aracımız hazır. Şimdi asıl eğlenceli kısmı görmek istiyorum. Weapons and tools, mine. 9. Evet, görmek istediğimiz manzara buydu ve bu arkadaşlar baya güzel. Ortalığı süpürecek. Evet. Evet, şimdi yapmam gereken tek şey şurayı ayarlamak. Hemen geliyorum. Evet ve geri geldim ve neredeyse her şey ayarlandı. Bu arada şuraya şöyle bir zımbırtı ekledim. Şuradan dolaşan bir hat. Buraya bir şey ekledim. Ha bir de demin söylemeyi unuttuğum bir şey. Şunları azimut reaktörle değiştirdim. Çünkü normal reaktörler yetmiyordu. Ya da ucu ucuna yetiyordu. O yüzden garantiye aldım. Normal reaktörlerin iki katı enerji veren onları ekledim. Bir de şunlardan vazgeçtim çünkü oyundan çıkıp girince bunlar sıkıntı yarattı. Evet ve bunlar bu şekilde. Şuraya bakalım. Burada önemli bir şey var. Merge block ve demin bahsettiğim, daha doğrusu bu bölüm bahsettiğim non-mergeless hede. Evet, kameralar ekledim. Şurada da var. Bütün docking alanlarında var. O mergeless connector'ı ve merge bloğu eklememin sebebine gelecek olursak bunu keşif gemime bağlamayı planlıyorum. Evet. Yer çekimi burada var. Programmable bloklardan birini ayardım. LCD'leri ayarlayacak şu ekranlara. Şuraya sizle beraber hemen bir şey ayarlayacağım diğer bir programı. Evet, buralara bakacak olursak eğer ilki bu arkadaş, ikincisi şunlar. Üçüncüsü kameralar. Bu sağ, bu sol ve bu da yukarı. Dördüncüsü, pardon, yedincisi şu. Sekiz de shield. Shield'ı ve connector'ları şuralara da ekleyeceğim. Bunun yanı sıra zaten her zaman bildiğiniz gibi light'larımız vesaire vesaire. Evet, her şey bu şekilde ayarlı. Sadece LCD'lerin ayarlanması kaldı. Bir de şu arkadaşlara bir tim eli değecek. Hatta hemen değsin. İkisine de iki adım vermiş. Tim. Tim 500. Tamamdır. Bunu dokladığımız anda içine uranyumları atacak. Evet, şimdi gelelim sana. Sen de ilginç bir script kullanacağız. Tabii bu scripti ilk defa kullanıyorum. Browser Workshop. Ve sen. Tamamdır. Evet, burada birkaç. Evet, Shield LCD adını vereceğiz. LCD'mize CTRL-C yapalım. Check code. Okay. Didn't remember. Şimdi hangisini Shield LCD yapalım? Bu olsun. K. Tamamdır. Şimdi gel bakalım. Edit. Text display only dersek eğer bunu run dediğimizde evet. Tabii önce bir shield'ı açacağım. 8. Şu an manuel olarak elle çalıştırıyorum. Run. Aa, dur sanırım shield'ı da isimlendirmemiz lazım. Edit. Zaten bir tane shield generator'ım var. Tamamdır.
Run. Edit. Direkt. Tamamdır. Shield diye adlandırdık ve sana run diyelim. Yok, illa algılamayır. Biraz. Ve check code, okay, remember, exit, run. Hah, tamamdır. Bu şekilde. Şu an ancak bizim istediğimiz görüntü değil. Evet, şunları bir deneyeceğim. İkiye bakalım. Check code, remember, exit, run. Evet, bu var. Abi bu iki parçadan oluşuyor. Şurada zaten ikinci modda yer alıyor. O görselleri ekleyen. 3, check code, remember, exit, run, ikinci. Bu aradığımız görüntü değil kesinlikle. Ve edit. Dört. Check code. Okay. Remember. Exit. Evet. Bu olabilir. Ama edit. Ben bunu daha çok sevdim. Daha sade. Evet. Shield'ımız bu şekilde gözüküyor. Evet, bunu da ayarladık ve seni de kapatalım. Şimdi şuna tekrar run dediğimizde 0. Harika. Şimdi sen gel bakalım, senin adın Miner. Dur. Shield. Tamamdır. Sen de gel bakalım. Miner, timer, shield. 1 saniye olacaksın tabii ki de. Setup actions, shield. Run with default arguments ve start. Şimdi seni de çalıştıralım. Start. Evet. Ve artık gemimizin sadece şu LCD'leri ayarlama kısmı kaldı. Evet. İç dizaynı hani çok estetik değil fakat gerçekçi bir gemi dizaynı oldu. Yani gerçekten bir iş gemisi böyle bir dizayna sahip olur diye düşünüyorum. Evet, sanırım burada her şey bitti. Şuraya kargo durumunu koyacağım. Şuraya enerji durumunu, şuraya da bilemeyeceğim artık ne aklıma ne gelirse. Evet, o zaman izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler, iyi eğlenceler.